Aşağıdakilerden hangisi orta çağ felsefesini ilk çağ felsefesinden ayıran özelliklerden biri değildir? İlk çağ felsefesinin doğaya, hayata yönelmiş ilgisi orta çağda görülmez. Düşüncenin merkezindeki doğa yerini Tanrı'ya bırakır. Bu bırakış birbirinden farklı iki felsefe geleneğinden söz etmemize neden olur. Değerli arkadaşım Orta Çağ felsefesini gördüğün her yerde aklına din yani Tanrı gelsin. Peki ilk çağ felsefesi doğa ya da insan gelsin. Şimdi şıklara bakalım. Adana bir dine inananların felsefesi olarak din eksenli düşünce üretilmiş midir Orta Çağ'da? Kesinlikle evet. Çünkü din var. Devam ediyorum. Bu dünyadaki mutluluk yerine öteki dünya mutluluğu hedeflenmiş midir? Ulaşılmanın yolları aranmış mıdır? Evet öteki dünya ne merkezdir? Din merkezdir. O halde bu da tamam. Peki Ceyhan'a bakalım. İnsanın Tanrı'nın özünden yaratılmış evrenin bir parçası olduğu düşüncesi orta çağda hakim olan bir düşünce midir? Kesinlikle değildir. O halde bunu işaretleyelim. Peki insanın doğayla değil mutlak varlıkla, mutlak varlık derken neyi kastediyor? Tanrı'yı kastediyor Tanrı'yla ilişkisinin anlaşılmaya çalışılması orta çağ felsefesinin bir özelliği midir? Kesinlikle evet. Peki ahlakın mutluluğa giden bir araç değil, dinin bir parçası olduğunun düşünülmesi orta çağ felsefesinin bir özelliği midir? Özelliğidir. O halde cevabımız Ceyhan'dır. Parçadan yola çıkarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Orta çağda Tanrı sistemin başı ve sonudur. Düşüncenin merkezinde Tanrı vardır. Bilginin ve varlığın biricik konusu odur. Bu durum teolojik bir kavrayışa yol açarak felsefenin ana renginin din olması sonucunu doğurmuştur. Felsefenin amacı dinin öğretilmesini desteklemek, açıklamak ve kanıtlamak olmuştur. Yani felsefe neyin hizmetine girmiştir değerli arkadaşım? Dinin, dinin emirlerini yerine getiren, destekleyen, açıklayan, kanıtlayan bir duruma düşmüştür. Şimdi şıklara bakalım ve ilgili şıkkı bulalım. Orta çağda felsefe teolojinin hizmetine girmiştir diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Hocam teoloji nedir? Dindir değerli arkadaşım. İfade edilen de zaten odur. O halde cevap net olarak Adana'dır. Parçada Aginalı Thomas'ın başvurduğu kanıt aşağıdakilerden hangisidir? Tüm varlıkların nedeni olan zorunlu bir varlığa ihtiyaç olduğu düşüncesi hem Hristiyan felsefesinde hem de İslam felsefesinde yer bulur. Aginalı Thomas bir varlığın zorunlu olmasının nedeni olan başka varlıklar olsa bu nedenler zincirinin sonsuza kadar gitmesi gerektiğini bunun da mümkün olamayacağını söyler kendi zorunluluğunun kaynağı ve diğer tüm varlıkların var olmasının zorunlu bir nedeni olan ilk neden olması gerektiğini, bu ilk nedenin de Tanrı olması gerektiğini söyler. Peki hocam burada hangi kanıttan bahsediliyor? Tabii ki kozmolojik kanıttan. Kozmolojik kanıta göre tüm var olanların bir nedeni vardır ve nedenler sonsuza kadar götürülemez. İlk neden bulmak zorundayız. İlk neden hem kendisinin hem de tüm var olanların nedenidir. Bu da Tanrı'nın kendisidir değerli arkadaşlar. Peki düzen kanıtı nedir? Düzen kanıtıyla teleoloji kanıt aynıdır. Bunlar evrendeki e, amaca e, ve şöyle de yazalım düzene bakarak Tanrı'nın varlığını kanıtlarlar. Ontoloji kanıt ise mükemmellik kavramı üzerinden Tanrı'nın varlığını kanıtlamaya çalışılır. Teoloji kanıt ise böyle bir şey yok. Çünkü teleolojik kanıt var. Bunu da eliyoruz. Cevap Denizli'dir. Parçada sözü edilen tartışma aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir? Karşımızda durmakta olan biri mavi, diğeri yeşil iki vazo üstüne düşünelim. Masada ayrı durmakla, ayrı yerleri kaplamakla, farklı renklere sahip olmakla birbirinden farklı olduklarını düşünsek bile vazo dediğimizde ikisine de işaret etmekteyiz. O halde vazo olma özelliğini iki ayrı varlıkta mı aramalıyız yoksa vazo kavramının bu iki varlık dışında bir gerçekli olduğunu mu iddia etmeliyiz? Hocam hangi tartışmadan bahsediyorlar? Tümeller tartışmasından bahsediyorlar. Nereden çıkardık? Şuradan çıkardık değerli arkadaşım. Tümellerle ilgili 3 temel tartışma var ama burada 2 temel tartışma yapılmaktadır. Tümeller varlıkların tek tek içinde midir yoksa dışında mıdır tartışması yapılmaktadır. O yüzden cevap bursadır. Parçadan yola çıkarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Okyanlı William başta olmak üzere nominalistler gerçekten var olanı tümeller değil, tikeller olduğunu Tümellerin benzer nesnelere verilen adlardan ibaret olduğunu savunmuşlardır. Ortaçağın sonlarına doğru ortaya çıkan nominalizm tümellerin gerçekliğin konusundaki tartışmayı sonlandırmakla kalmamışlar. Nesnelerin bilgisine ulaşmak için deney ve gözlem yapmak gerektiği düşüncesiyle bilimsel yönteminde tartışılmaya başlanmasına neden olmuşlardır. Şimdi ulaşılamaz olanı bulmadan önce bu ilgili yazıya bakalım. Tümerlerle ilgili 3 temel tartışma var orta çağda. Bunlar kavram realizmi, kavramcılık ve nominalizmdir. Kavram realizmi diyor ki varlıklar insan zihninin dışındadır. Yani tanrı zihindedir. Ayrı bir varlık alanı olarak vardırlar diyor. Kavramcılık ise varlıkların yani tümerlerin varlıkların kendi içinde yer aldıklarını söylüyorlar. Nomalizm ise Varlıkların böyle bir durumunun olmadığını söylüyor. Yani kavram realizmini ve kavramcılığını reddederek onların bir gerçeklikleri olmadığını, tümellerin bir gerçekliğin olmadığını, onların soyutlama, genelleme ve adlandırmalardan ibaret olduğunu söylüyor. Şimdi şıklara bakabiliriz. Tümellerin gerçekliğine ilişkin tartışma Ortaçağ boyunca sürmüş müdür hocam? Sürmüştür. Peki nominalizm tümellerin bir nesnede ya da ayrı bir dünyada olduğu düşüncesine karşı çıkmış mıdır? Bakın çıkmıştır dedik. Peki hocam tümellerin bir isim olduğu yani bir ad olduğu fikri bilimsel açıdan bir paradigma değişimini de beraberinde getirmiş, bilimsel yönteme neden olmuş mudur? Olmuştur. Peki tümellerin gerçek varlıklar olduğu düşüncesi, varlığın bilgisine ilişkin görüşleri de etkilemiş midir? Etkilemiştir. Peki nominalizm tümellerin deney ve gözlem yoluyla bilineceğini mi savunmuştur? Hayır. Deney ve gözlem yapmamız gerektiği düşüncesine sahip olmuşlardır. Bu da yeni bir tartışmaya neden olmuştur? Onlar direkt olarak deney ve gözlemi savunmuyorlar. O yüzden cevap Edirne'dir. Aşağıdakilerden hangisi İslam felsefesinin özelliklerinden biri değildir? İslam coğrafyasında yaşayan filozofların yapmış olduğu felsefi çalışmalar İslam felsefesi adıyla anılır. İslam felsefesi hem orta çağın genel düşünce yapısına benzer hem de kendine has özellikler barındırmaktadır. Bakalım hangisi İslam felsefesinin bir özelliği değildir. Batıdakine benzer dogmatik bir yapısı söz konusu mudur? Değildir. Daha özgürlükçüdür, daha akılcıdır ve gerçekten batıdakinden çok farklı bir felsefe yapılmıştır. Dolayısıyla bu olamaz. Peki antik Yunan kültürel mirasından yararlanmış mıdır? Evet çevri faaliyetleriyle yararlanmıştır. Çevri faaliyetleri dedik zaten C şıkkında geldi. Peki Mısır, Mezopotamya, Hint, İran gibi uygarlıklardan etkilenmiş midir? Etkilenmiştir. Akıl, iman, inanç gibi konulara yer vermiş midir? Evet. Neredeki gibi? Hristiyan felsefesindeki gibi diyelim ve cevabın da adan olduğunu söyleyelim. Parçadan yola çıkarak Aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Elkindi evrendeki değişimden yola çıkarak bu değişimin evrenin bir sonu olduğunu, sonlu bir varlığı var eden sonsuz bir varlık olması gerektiğini savunur. İbn Sina ise tüm varlıkları ve kendisinin yaratma gücündeki bir ilk varlığın zorunlu olduğunu söyler. Yani her ikisi de Elkindi de İbn Sina da ne yapmaya çalışıyor? Tanrının varlığını kanıtlamaya çalışıyor. Şimdi devam edelim. Adana. İslam filozofları hiçbir problem üzerinde uzlaşmamışlar mı? Uzlaşmışlar. Gördüğünüz gibi Tanrı'nın var olduğu konusunda uzlaşmışlar. Eliyelim gitsin. Peki Bursa'ya bakalım. İslam filozofları yaratıcının varlığını kanıtlamak amacıyla düşünceler üretmişler mi? Üretmişler. Cevap net olarak Bursadır. İslam felsefesi ile ilgili olarak parçadan çıkarılabilecek en genel yargı aşağıdakilerden hangisidir? İslam alemini çokça meşgul eden sorunlardan biri de kader meselesidir. Kur'an'da kaderle ilgili geçen ifadeler buldukları yere göre farklı anlama büründükleri için kader hakkında pek çok fikir karşımıza çıkmaktadır. Cebriye insan yaratılmadan önce Allah tarafından yazılmış bir alın yazısı olduğunu, insan istese de istemese de yazılanların başına geleceğini ileri sürmektedir. Peki gelelim kaderiye yaklaşımına. Bu da diyor ki İnsanın kendi eylemlerini seçtiğini, dolayısıyla eylemlerinden de sorumlu olduğunu savunur. Yani kaderiye ve cebiri yaklaşımı kader konusunda iradenin özgürlüğü konusunda hemfikir değiller. Bakalım neyi bulacağız. Adana ile başlıyorum. İrade özgürlüğü konusunda fikir birliğine varılamamış mıdır? Evet, varılamamıştır. Net olarak bulduk. Devam edelim. Arapçanın çok anlamlı yapısından bahsettik mi? Hayır hocam. Peki farklı görüşlerin olması düşünsel zenginliktir bunu ifade ettik mi? Hayır hocam. Peki birbirine zıt görüşler yani karşıt görüşler zaman içerisinde uzlaşmıştır dedik mi? Demedik hocam. Peki İslam felsefesinde kader dışındaki konularda görüş ayrılığı yaşanmamıştır gibi ciddi bir şey söyledik mi? Hayır hocam. O yüzden cevap Adana'dır. Bu bilgilerden yola çıkarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Bir kelam okulu olan mutezile Allah'ın akla aykırı bir düzen kurmadığını bu nedenle yaratılan şeylerin bilgisine akılla ulaşabileceğini savunur. Bir başka kelam okulu olan Maturidilik ise Allah'ın insanları inanca davet ettiğini, bu inancı sarsmaya çalışanların uydurdukları hurafelere akıl yoluyla karşı çıkmanın mümkün olduğunu ifade ediyorlar. Yani burada ne söyleniyor? Mutezile akımı ile maturilik akımının ortak bir noktası olduğunu, her ikisinin de akla önem verdiğini görüyoruz. Ve akılla inanç ya da iman arasında bir birliktelik olduğunu görüyoruz. Şimdi şıklara bakabiliriz. Kelam okulları arasında fikir ayrılıkları var mı? Burada fikir ayrılıklı değil, birbirini destekleyen görüşler görüyoruz. O halde ele gitsin. Peki İslam felsefesinde Aklın inancı sarsı düşüncesi hakim midir? Hayır akla bir güven söz konusudur. O halde ele gitsin. Peki İslam düşüncesinde akıl imanın önüne ya da iman aklın önüne geçmiştir diye bir şey söyleyebilir miyiz? Söyleyemeyiz. Peki İslam felsefesinde akıl ve inanç arasında bir çatışma yaşanmamıştır. Bunlar birbirini desteklemektedir diyebilir miyiz? Diyebiliriz hocam. O yüzden cevap Denizli'dir.